kış koşullarından negatif etkilenen. Barınma ihtiyacının had safhaya ulaştığı günlerde İstanbul'da zaten büyük bir metropolün evsizlik sorunuyla beraber yeni koşullarda da ekonomik koşulların yarattığı bir tahribatla evsizlik sorununun arttığı gözlemleniyor. Çeşitli araştırmalarda bugün İstanbul'da 10 binin üzerinde evsizlik vakası olduğu görülüyor. Başkanım, klasik olarak evsizlik aslında kayda alınan, takip edilen ve sosyal hizmet kapsamında iyi hizmetle evsiz vatandaşların acil durumlarının gözetildiği bir sistemle, takip edilen bir sistemden ne yazık ki uzak. Özellikle biz elimizdeki kış hizmetleri kapsamında artık kişilerin ailelerini tutmak ve takip etmek, özellikle olağanüstü koşullar altında zorluklarını gözlemleyebilmek ve onların ihtiyaçlarını, o koşullar altındaki ihtiyaçlarına cevap vermek için bir metot açısından çalışmaya devam ediyoruz. Kış koşulları kapsamında hem Darül Ceza Müdürlüğümüz hem Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz 4100 vatandaşımıza hizmet veriyor. Fakat bakanın şöyle bir yanı olduğu şüphesiz. Aslında sokakta yaşayan vatandaşlar farklı ihtiyaçlarla yaşamın farklı alanlarında mekanlara ihtiyaçları var. Bunlar hem geçici barınma ihtiyacı olabilir, acil durumlarda geçici barınma ihtiyacının hem aile hem tek kişi olarak, hem de aslında günlük hijyen, bakım, bir check-up ve benzeri ihtiyaçlardan ötürü bazı istasyon noktalarına gelip ihtiyaçlarını hem yeme içme, hem barınma, hem kıyafet desteği gibi bizim sosyal desteklerimizin alacağı alanlar olabilir. Biz bu bakımdan otogardaki bu noktayı hem erişim ulaşım noktası olması bakımından kolaylığı, hem de bir merkezi gözle sokakta yaşayan vatandaşların iyi tespitinin yapılması, kayıt altında tutulması bakımından bu merkezde topladık başkanım. Burada 50 kişilik bir konaklama kapasitesi, ama bunun da ötesinde aslında sokakta yaşayan vatandaşlarımızın geldiklerinde yemek ihtiyaçlarını acil duruma ilişkin bulabilecekleri alan, bir kayıt sistemiyle aldığımızda onlara kış koşullarına ya da farklı koşullarda, özellikle kış koşulları hayati tabi, kıyafet desteği ve belirli periyotlarla yapılacak fiziki yardımların sistematize edilmesi. Ama en önemlisi de hem sosyal, şu an içinde bulunduğumuz alandaki sosyal incelemeci arkadaşlarımızın, hem psikolog gibi destek alanlarıyla beraber sokakta yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını yakından takip eden, ona ilişkin çözümler sunan bir yaklaşıma geçtik başkanım. Sokakta yaşayan vatandaşların kentte nerelerde zonlar oluşturdukları, kendi yaşamları için nerelerde kolaylaştırıcı detaylar bulduklarını onlardan dinleyerek, tespit ederek bu alandaki envanterle kentte yeni merkezler açmayı bu stratejiyle geliştireceğimiz bir merkez olarak açtık. Klasik konaklama birimlerimizden birisi, sizin de söylediğiniz gibi her zaman konaklama ihtiyacı olmaz ama geldiklerinde özellikle kış koşullarına adapte olacakları kıyafetler, az önce söylediğiniz gibi temel ekipmanları şeyde tutuyoruz, depomuzda ve burada tutuyoruz. Burada kadın kapasitemiz de var değil evet, mi? Evet, 18 erkek, 18 kadın ve bir de karma aile yaşantısı içinde kullanabilecek bir alan var. Tamam. Toplama 50'yi buluyoruz. Tamam. Ama sizin tespit ettiğiniz detay bizim için çok önemli. Lojistik olarak bu insanların belirli periyotlarla bizden yardım almaları, buraya girdiklerinde berber hizmeti, bir check-up hizmeti, bir karnını doyurabilecek ve temel ihtiyaçlarına görebilecek bütün detaylar burada çözülüyor. Şöyle, bizim otogar yöneticilerimiz, Boğaziçi Genel Müdürümüz, yani burada mesela bura entegre bir yer aslında. Yani bura, evet, bura entegre bir yer. Niye? Yani başımız otogar. Memleketine yollayabiliriz organize edip. İki, anlaşmalı restoranlar vesaire var. Oralardan hızlıca bazı şeyleri pratikte çözebiliriz. Hani alışveriş imkanı vesairenin dışında. Burada da organize bir ekip çalışıyor. Hem otogar yönetimimiz, hem Boğaziçi Genel Müdürlüğümüzün burada diğer hizmetleriyle beraber bütünlükçü yaklaşım. Oradan da faydalanarak aslında doğru bir lokasyon seçmişsiniz. Tebrik ederim. Onu bir entegre hale getirdiğinde orada kütüphanesinden sosyal amaçlı birçok yere var. Yaşam alanı var orada. Yani o entegrasyon içerisinde sorunları biraz daha sağlıklı çözüme kavuşturabiliriz. İyi bir iletişim kurmanızı istiyorum evet. Yani. Hüseyin bak. Kamera gelecek. Gelip kıyafetleriyle hemen değişim yaptıktan sonra hızlı kurutacak. Hemen ona cevap verecek. Evet. Sadece basını alalım. Hızlı beklemesin. Girmiyoruz. Tamam. Otogarda yapılan bu güzellikler. Tertemiz, pırıl pırıl.
Bir de atalarımızın en güzel geleneklerini burada uygulamaya başladınız. Hakikaten sektör adına. Bu çok önemli bir ihtiyaç. Evet. Çok yaşadık. Evet. Ben 40 senedir bu sektörün içindeyim. Evet. Başka bir şey daha yaptılar arkadaşlarımız. Onlara teşekkür ediyorum. Ben bu projenin başlangıcından beri varım. Mehmet Çubuk hocamız vardı. Onun adına burada çok güzel bir şey yapıldı, çalışma yapıldı. Benim için de sektör adına, hocamız adına teşekkür ediyorum. Sağ olun sevgili başkan, sağ olun. Hakikaten çok güzel şeyler yapıldı, onun için yani, sektör adına teşekkür ediyorum. Evet, yani aslında bu otogardaki değişim birileri için böyle ya işte otogar çok ne önemli. Olacak? Çok önemli. Burası İstanbul'un cümle kapısı başkanım. Bravo, yani aslında milletin ilk gelip gördüğü aynen. yerlerden biri yani. Aslında havalimanıyla buranın arasında fark yok. Burası daha da önemli. Dediğin daha doğru, aynen daha çok ihtiyacı olan, uçağa binemeyen. Şuna o kadar ihtiyaç var ki, evinden kovulmuş, kimsesiz kalmış çocuklar geliyordu, bize sığınıyordu. Himmete muhtaçtı. Şimdi belediye bu hizmeti gördü. Ne güzel, ne mutlu, ne mutlu bize. Sizden bunu duymak, otobüs çok sektöründeki insanlar, duayenler olarak duymak daha da iyi. Zaten ayrı zamanda kaptanlarımız için de konaklama yerlerimiz var. Başka bir şey daha var başkanım yaptığınız. Şu anda Türkiye'deki en uygun şartlardaki otogar burası. Özellikle otobüsler için. İzmir otogarının fiyatı buranın iki katı. Evet. Eksik olmayın. Onun için de size ben otobüslerimizle size teşekkür ederim. Sağ olun. Şey tabii yani bir yanıyla da ekonomik koşulların sıkıntılı olduğu ortamda maliyetlerini düşürecek. Onlar da bilet fiyatlarına yansıtırlar aynen, değil mi? Aynen, aynen. Başkanım oldu. Onun için ben Ethem Bey'e, Fahrettin Bey'e de teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Adreslerimizi dinlediler. Sağ olsun. Tabii şey, otogar meselesini ben Allah razı olsun. Bazen hani burada basın mensuplarına da teşekkür ederim. Mesela bizi oraya uyandıran bir YouTube'da yayını izlediğim Jornos diye bir ekipti. Bizi uyandıran, daha doğrusu seçimden önce yani farkındalığımızı büyüten oydu. Sonra hemen seçilir seçilmez hadi şurayı bir görelim deyip başladığımız bir süreçti. Bugün geldiği nokta gurur verici. Ve hatta diyorum ki Bayrampaşa, Bayrampaşa'nın, Esenler'in semt olarak da gelip değerlendirdiği yer. Geçen beni buraya çok yakın bir lise var Esenler'de, Anadolu Lisesi. O olabilir. Bana geçenlerde böyle 6-7 kişilik grup, burada da değil yani Beşiktaş'ta rastladı. Başkanım teşekkür ederiz Esenler Otogarı için, Bayrampaşa Otogarı için falan. Anlamadım, oğlum Beşiktaş'tayız dedim. Dedi ya biz dedi bilmem hangi işte İbrahim Turan Lisesi'ndeyiz. Bir tane de Esenler'de de var, bir Anadolu Lisesi daha, unuttum şimdi ismini. Lisesinde orası bizi kurtardı. Acayip ders çalışıyoruz. Çok moral buluyoruz orada falan filan diye. Çok mutlu oldum yani. Düşünsene otogardan aynen, ders aynen. çalıştım. Üniversite kazandım. Aynen, aynen. Yarın diyecek ki bir tanesi ben başbakan oldum. Bu rejimi aynen, de değiştireceğiz inşallah, ya. İnşallah. Başkanım Anadolu yapacağız. Anadolu otogarı yapacağız. Evet. Evet sevgili başkanım. Eyvallah sağ ol. Anadolu yakası otogarı için. Ya şöyle otogar meselesinde biliyorsunuz. Biliyorum. Yani hazineden buradan yer talep ettik hala bize cevap verilmedi. Anadolu yakasından talep ettik. Kaç defa hatta siz de talep ettiniz. Olmadı. Yani bir pratik çözüm bulalım dedik. O da ekonomik gerekçelerle oturmadı. Yani bir pratik çözüm bulalım. Haremin alternatifi bir yeri. Fakat mekanda yapacağımız iş birkaç yıllık çözüm o yaptığımız maliyetin yarın yazık günah dedik. Yani bütçeye oturmadı. Ama bu Murat Bey'le konuştuk başkanım. Bunu çözeceğiz. Murat Bey'le konuştuk. Murat Bey kalmaz. İnşallah. İnşallah konuşuruz onu. Evet. Değerli basın mensubu arkadaşlar. Burada İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin evsiz vatandaşlarımıza dönük ağırlandığı, yemeklerini yediği, misafir olarak kaldıkları, birazdan avluyu da gezeceğiz, vakit geçirdikleri bir alanı geziyoruz. Burası Esenler Otogarı, Bayrampaşa Otogarı, İstanbul Büyük Otogarı diyelim. Evet, tam arada çünkü Esenler deyince Bayrampaşa alınganlık gösteriyor haklı olarak çünkü onun sınırlarında. Evet, onun sınırlarında. Dolayısıyla ama mesele Büyük İstanbul Otogarı'nın hemen içerisinde böyle bir konaklama merkezinin olması çok önemli. Binlerce sokakta kalan yaşayan vatandaşımıza soğuk kış koşullarında destek oluyoruz. Kendi yerlerimizde oluyoruz. Bazen yetmiyor.
farklı otellere naklediyoruz, oralarda konaklatıyoruz. Tabii devletimizin başka kurumları da konaklama konusunda desteklerini yapıyorlar ama sürdürülebilir ve anlamlı, sonuca erişen bir mekanizmayı kurmak bizim için kıymetli. Burada tam da bunu yapıyoruz, böyle bir merkez oluşturuyoruz. Yani ben sokakta rastlıyorum, inanın kış boyunca bazen 100, 150, 200 kişiyi ben bu tür yerlere kendim bizzat gönderiyorum. Ve geliyorlar, ne yaşadıklarını da anlatıyorlar, ne istediklerini de anlatıyorlar. Dolayısıyla diyorum ki bir, buraya geldiğinde önce onu biri dinleyecek. İki, kalmak mı istiyor? Kalacak zaten. Üç, ihtiyaçlarını görecek. Tıraş olacak, bakımını yapacak vesaire. Dört, bir kısım sağlıkla ilgili konuları muayene edilecek. Onlar bir elden geçirilecek. Eğer acil bir şey varsa başka yere nakledilecek. Ama burada belli koşullarda dinlendirilip giderilecek bir koşul varsa o halledilecek. Onun dışında dördüncüsü, buraya gelen bizim vatandaşımız köyüne gitmek istiyorsa, memleketine gitmek istiyorsa, artık buradan çaresizlik içindeyse maddi desteğini güçlü bir şekilde yapacağız. Burada bahsettiğim o İstanbul Büyükşehir Belediyesi yanında, zor anında yanında kavramı tam böyle olmalı. Ve gerçekten onu vatandaşımızı köyüne yollayacağız. Hazır yanımızda da otogarımız var. Otogarımızla birlikte yollayacağız. Onun dışında yine burada geldi geri dönecek ama giyimi kuşamı yoksa efendime söyleyeyim montudur, pantolonudur, ayakkabısıdır, belli ihtiyaçlarıdır gidereceğiz. Devletin eli sıcaktır. Devletin mekanı yuvadır. O duyguyu biz burada sokakta kalan vatandaşlarımız için elimizden geleni yapacağız. Sadece onlar mı değil, yoğun bir miktarda mülteci ve sığınmacı nüfusun sokakta yaşadığını görüyorum. Bazen gencecik çocuklar sohbet ediyorum. Bizim vatandaşımız zannediyorum. Meğerse misafirimizmiş. Ben Suriyeliyim diyen, ben Irak'tan geldim diyen, Afganistan'dan geldim diyen gençleri de rastlıyorum yoğunlukla son zamanlarda. Onlara da aynı özeni, aynı sıcaklığı burada göstereceğiz. Bakımlarını gidereceğiz ve onları mutlaka eğer varsa kendi koşullarından dolayı devletimizin sunduğu bir imkan. Çünkü mülteci, sığınmacı konusu ne yazık ki sadece merkezi idare tarafından yönetilmektedir. Biz bu konuda ne bir bütçeye sahibiz ne de bir yetkiye sahibiz. Keşke olsa yerel yönetimle dayanışma içerisinde olduklarında daha hızlı çözüm bulunabileceğini ben birçok yerde dile getirdim ama şu anki hükümetin tercihi böyle. O zaman varsa öyle bir durum hemen orada vatandaşımızın bakımları yine yapılacak, ihtiyaçları giderilecek ve ilgili kuruma nakledilecek ya da onlardan destek istenecek buradaki konaklama sürecinden sonra. Dolayısıyla bu merkez çok kıymetli. İhtiyaç olunduğu kadar devamını arkadaşlarım yapacak ama bir talimat daha verdim. Özellikle belli lokasyonlarda, örneğin Taksim civarı, örneğin Aksaray bölgesi, belki bir de Anadolu yakasında Kadıköy, Üsküdar ve yakın bölgelerde ki bana bu sabah bir vekilimiz Zeynel Emre Bey bir mesaj attı. Sancaktepe'de yanılmıyorsam ya da Gazi Osman Paşa, tam şimdi yanlış bir şey göndereceğim onu size. Bir vatandaşın, evsiz bir vatandaşın sokaktaki çığlığı diye bir paylaşımı attı ve sahip çıkabilir misiniz diye yazdı, onu da yollayacağım. Dolayısıyla bir tane de Anadolu yakasında olmak kaydıyla sadece lojistiğini ve diyaloğu sürdürecek bir merkezin oluşması şart. Yani geldi, konuşuldu, nakledilme yeri oldu, bazı ihtiyaçları hızlıca giderildi, montu vesairesi, belki bazı tetkikler yapıldı. Yani ben nereye gideceğim, ne yapabilirim demeyecek. O mahallelerin muhtarları bunu bilecek, ilçe başkanlarımız bunu bilecek, siyasi partiler bunu bilecek, kurumlar kuruluşabilecek, hemen şuraya adrese diye gönderebilecek. Yani savruk bir alan düzenini gidereceğiz, hızlıca bu lojistik alanları da hızlıca harekete geçirmiş olacağız. Mekanlarımız var, sadece orada tertipli düzenli bir alan tanzimi ve oraya deneyimli, aynı zamanda bu konuda uzman arkadaşlarımızın görevlendirilmesiyle bunları sonuçlandırabiliriz diye düşünüyorum. Şu anda açılan bu merkez ve diğer merkezlerimizin bu olgunlukta kışa hazır hale getirilmesi bizim için kıymetli.
diyoruz ki İstanbul'daki bütün vatandaşlarımız duysun ki hangi konu olursa olsun zor anında İstanbul Büyükşehir Belediyesi yanında. Evet, teşekkürler. Hem hızlı kullanımlar için hem de ihtiyaç halinde barınmaları da arttıracağımız bir avlu. Aslında planlamada burası çok iyi de bu hizmeti görecek hem sosyal duyarlı olan bir alan hissiyatı da aslında olan şey yani şık da bir sosyal alan yani. Burada vatandaş geldiğinde evet, hizmetlerinin gördüğü ama aynı zamanda beklediği bir mekan. Güzel oldu. Başkanım, süit odalarda ailelerin de ihtiyaçları olacağını tahmin ediyoruz. Böyle olduğunda da ranza sistemli ya da koğuş sistemli şeyin dışında ailelere buraları teslim etmemiz gerekir. Isıtma ile ilgili bugün şeylerimiz konforlu değil mi? Bir sorun yok. Bir sorun yok başkanım. Bugün biraz kapılar açık olduğu için siz öyle hissediyorsunuz. Bu odalardan iki tane birimi daha da arttırarak biraz da bekleme sürelerini geçecekleri sosyal alan üretmek istiyoruz. Mekan buna izin vermedi ama onu da inşallah adapte edeceğiz biz mekanı. Aile ihtiyacına dönük bütüncül kalabilecekleri bir yer. Bir alan. Başkanım buranın yapılmasına esinlendiğimiz hakikaten bir aile saat 11'de geldi. Sabah 8'de hastaneye gidecekti. Biz onları sabaha kadar misafir etmek zorunda kaldık. Bu tam ondan esinlenerek planlanmış bir mekan. Aslında Fahrettin Bey de bir şeye temas etti. Siz de dediniz ya. Geldi, sokakta, açıkta kalıyor. Kalmasın, burada konaklasın kısmına da destek olacak. Dolayısıyla kış dönemi dışında da burası aslında çok verimli, randımanlı kullanılabilir. İşte başkanımız otobüs garajında, üniversiteye gittiğinde otogarda otobüs ofisinde kaldın diyor iki gün. Sandalye üzerinde yattık iki gün. Samsun'da mı kalmıştın? Samsun'da. Demek ki burada öyle sokakta sandalyede yatma yok. Gel kardeşim seni misafir edelim diyeceğimiz bir yerimiz var. Burası devletin en sıcak ellerinden biri olsun inşallah. Misafirhanelerimiz de arttırın olsun. Çocuklarıyla gelenler için evet. Başkanım bu vakasının duyarlılıkları çocuklar kadına emanet olduğu için öyle, evsiz kalan öyle. Kadınların da yanlarında çocukları da var. Genelde. Genelde, var. Genelde. Çocukların ihtiyacı olduğunu bildiğimiz bir yol. Tabii çocuklu eğer bir çocukla anne varsa işin içinde o zaman yani takipçiliğimizi daha da yukarıya taşımamız lazım. Yani bir çocuk var, bir anne var, bir yuva varsa işin içinde çocuğun eğitimi, daha sonraki konaklama kısmı, okul devamlılığı vesaire yani tabiri caizse elimiz hep üstünde olacak onun. Onu mutlak sonuna kadar çözüme kavuşturmayı hedefleyeceğiz ve ettiğinizi biliyorum ve asla geri durmayacağız. Başkanım, bir bebek kadınla beraber kadını mahallede daha yakından takip etme imkanı da olursa inşallah birimler birbirine çok yetecek. Çok zor durumda kalan bir aile olduğunda da burası çok işinize tabii, yarayacak. Tabii anlık ki. İlla sokakta evet, yaşayan kavramının dışında. Tabii. Çok. Kaç devamını? Henüz yapılmadı, arttırılabilir. Yakın tarihe doğru getirilebilir başkanım. İç içe için. Çok da öyle kadar. Bence biraz daha devam edebilir. Bir de şu 70'ler 80'ler arasında ilginç bir dönüşüm bir dönem yani. İyi misin? Yaramazsın yok değil mi? Tamam. İsim Yusuf Aslan, Esenler Namık Kemal Mahalle Muhtarıyım başkanım. Muhtar olduğunu hatırlıyorum. Otogardan sonra çıktığımız zaman ilk mahalle benim mahallem. Çok güzel bir proje olmuş. Bu tür olaylarla karşılaştım zaten. Muhtarlığıma gelip de en çok bunun kapısı çalacak. Evet, dedim ya siz içeride. Evet, evet. En çok muhtarların kapısı çalacak. İlçe başkanlarının kapısı çalacak. Muhtar nereye ararım? Hemen yanı başına buraya arayayım. Aynen başkanım. Şeyde de öyle işte bu Aksaray'da açacağınız yerler. Orada var en az Fatih, Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, ne bileyim Kağıthane. Eyüp Sultan, yani evet o bölgelerde en az var 100 tane muhtarlık. Çünkü zaten 40 tane şey de var, Fatih'te var 43 tane. Yani 100 tane muhtarlık var, hemen arayacaklar, aramayacak, alıp getirecek hemen oraya. Yani öyle bir lokasyon. Tamam. Hadi arkadaşlar. Evet, çekiyoruz efendim. Başkanım buradayız aynı zamanda, ortaya yukarı doğru da bakarsınız. Evet.
Mustafa. Sen buraya bırak. Efendim abi. Ne yapıyorsunuz? Şu tarafa bakıyorsunuz.